kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ne ekmeği yapıyorsunuz İstanbul'da? Ekşi maya, Isparta köy ekmeği yapıyoruz. Isparta Sal kasabasında, Davraz Dağı'nın eteğinde kar suyundan ekşi maya, atalarımızdan gördüğümüz gibi içinde maya olmadan ekşi mayalı köy ekmeği yapıyoruz. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? 5 yıldır ekmekçiliği yapıyoruz. Evimizde eşim, kızım, çocuklarım, kız kardeşimle beraber kendimiz 5 yıldır bu işi yapıyoruz. Kaç tane ekmek çıkartıyorsunuz günde? Günlük 400-500 tane falan çıkarıyoruz. Antalya'ya gönderiyoruz buradan. Isparta ekmeği Isparta'da zorlarsak evet 700-800'e kadar çıkabiliyoruz. Peki fırınınızı Musa Usta mı yaptı? Fırınımızı Musa Usta'mız yaptı. Önceden küçük bir fırınımız vardı. 30-35 ekmek alıyordu. Sağ olsun Musa Usta'm bize şu anda 150 tane alan bir fırın yaptı. Hatta yine geldi yine kendisi, bu 150 fırında yetmiyor bize. Çok şükür çok güzel ekmeğimiz oldu, memnunuz ekmeğimizden, fırınımızdan, Musa Usta'mızdan. Peki son olarak Musa Usta'nı fırın yaptırmak isteyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Memnunuz, hiçbir şüpheleri olmasın, Musa Usta'nın arkasındayız. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Hayırlı kalmışlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada arkadaşlar, bu hamurda, ben de hamur kağıt pişireceğim. Gerçekten emek var burada. Çok sulu bir hamurla ekmek yapmak çok zordur. Yani bundan baston bile zor işlenir. Ve görüyorsunuz hamursu gibi en ufak bir maya yok. Bir gram maya yok. Maalesef son zamanlarda yeni yetme ustalarımız una maya katıyor. Mayaya un katmıyor. Maalesef böyle bir pozisyon oldu. Burada sıfır maya değil mi abicim? Sıfır maya. Bir gram maya yok. Evet, maya, gördüğünüz gibi arkadaşlar gocuklarımız buradadır. Bunlar kaç günlük gocuk ve nasıl oluyor abi? Her gün aktarıyoruz günlük. Evet, her gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen faydalı bakteriler. Burada ekmek yapılıyor. Bu kazanda da çeşit yapılıyor. Burada inşallah. Arkadaşlar yakında görüyoruz ki genelde elbise olmuyor. İnşallah elbiseleri de fırıncı kardeşlerimize yaptıracağız. İnşallah. Allah'ın izniyle. İnşallah. Hem kışlık hem yazlık yaptıracağız. Biz kurumsal olmaya devam ediyoruz ama bizi paylaşın ve bizi başka insanlara gösterin ki beraber büyüyelim değil mi Mustafa İnşallah. Bey? İnşallah. İnşallah. Evet biz burada geliyoruz, çayımızı, yemeğimizi yiyoruz, içiyoruz, kalıyoruz. Ha burada biz sevgimizi ondan sevgiyi görmeseydik, o da bizden güzel iş ve saygıyı, hürmeti görmeseydi, ne biz buraya gelebilirdik, ne de o bizi buraya alabilirdi. Biz de gelmezdik. Doğru mudur Mustafa Bey? Dostumla aile dostu olduk. Alışverişten ziyade, fırından ziyade aile dostu olduk. Kendisinden tanıştığımıza memnun olduk. Fırın yaptırmak mesele değil. Böyle bir insanların piyasamızda, günümüzde az bulunan nadir insanlardan bir tanesidir kendisi. Allah razı olsun. Sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, Isparta'da yine bir fırın ziyaretindeyiz. Sevgili Musa Demirci, fırın kuran Musa Usta'nın yapmış olduğu ve bulmuş olduğu termal bacanın nasıl yandığını hep birlikte görüyoruz. Yok abi yok, doğal. Ve kurum yok yani. Bak şimdi nasıl yani? Biz tabii hani bunu analarım böyle imkanı yok. Vallahi ya bizim kazanma be abi. İmkanı yok be. Oradan da çık.